çıplak ellerle sizlere harika bir program yapacağız. Bugünkü programımızda ne yapıyoruz? Sizlere tavuklu zebzeli güzel bir wrap yapıyorum ve aynı zamanda kumpir yapacağım. Ama bu kumpir bildiğiniz kumpirlerden değil. Size yaratıcılığınızı zorluyoruz. Ne yapıyoruz? Wrap yaptığımız malzemenin aynısını kumpiri böyle orijinal kumpir fırınınıza ihtiyaç yok. Evinize mikrodalgalarınıza koyabiliyorsunuz. Daha sonra mikrodalgadan çıkarıp ısınmış fırınınıza atarsanız harika bir kumpir patatesi olur. Sonra ne yapıyoruz? Kumpirin patatesini ikiye bölüyoruz. Yani yarıyoruz böyle ortadan. Sonra wrap için yapmış olduğumuz zebzeli, tavuklu ve harika bir yapacağımız reçeteyi kumpirimizin içerisine koyuyoruz ve yiyoruz. Burada çocuklarınıza, ailenize inanılmaz derecede lezzetli, farklı, güzel bir yemek hazırlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Neyle başlıyoruz? İşlemimiz tavada olacaktır. Tavada tahta kaşık elinizi bulundurun. Böyle biraz yağ koyacağız içerisine. Sonra pişme süresine göre bunun içerisine koyup pişireceğiz. Ve ne oluyor? Pişirdikten sonra wrap'ımızı böyle bir tost makinesinde ya da fırında böyle biraz ısıtın. Sonra içerisine koyuyoruz, sarıyoruz. Bunun yanında isterseniz çocuklarınıza bir hazır çips pişirebilirsiniz. Ya da ne yapıyorsunuz? Bir dememiştik, kumpiri mikrodalgaya atıyoruz, patatesi. Patates mikrodalgaya atıldığında yumuşacık oluyor. Dış katmanının da sertleşmesi için biraz zahmet ediyoruz. Ne yapıyoruz? Fırına atıyoruz. Bir 10-15 dakika ısınmış bir fırında durunca ne oluyor? Dışı da sertleşiyor. Aynı kumpircilerde, yani Zizi Pizza'da yediğiniz kumpiri tadını alabiliyorsunuz. Bu da sizlere dipnot olarak bir reçete veriyoruz, bir tarif veriyoruz evinizde. Alışılakalmış yemeklerden bir tane farklı bir yemek menümüze koyuyoruz. Nasıl başlayalım yemeğimize? Şöyle başlayalım. Önce zebzelerimizi doğrayalım. Sonra tavuğumuzu doğrayalım. Tavuğumuzu atarken zebzelerimizi de atıyoruz. Hasan, mantarımız yok. Bir tane mantar lazım bana. Doğranmış da olur, fark etmez. Reçetemizde mantarı koymayı unuttuk. Hakikaten taze mantar olursa çok güzel olur. Evet, bir heyecanla başlayalım bakalım doğramalara. Evet Hasan'cığım, koy onun içerisine, getir lütfen. Böyle. Biberleri de bu özellikle wrap'ın ismin fajita wrap'tır. Kumpirimizin ismi de fajita chicken, fajita kumpir olacaktır. Burada renkli biber olması lazım. Özellikle. Evet. Şöyle çok değil. Teşekkür ederim Hasan Şefim. Mantarlarımızı da bakın doğranmış olarak koyduk. Mantarı bol koydum. Bu fajita wrap'ın mantarı bol oldu mu güzel oluyor. Evet. Biz yemeğimizin ismini böyle ortalara doğru verdik. Niye mi? Çünkü fajita insanları korkutuyor. Değerli izleyicilerim. İşte korkmayın. Çok basit bir yemek aslında. Böyle biberini falan biraz fazla koyuyorum. Fajitanın özelliğidir. Fajitada genellikle ne olur biliyor musunuz? Fajitada genellikle renkli biberler olur. Biber çeşidi olur. İşte bu yemeğin de güzelliği bu aslında. Bir de kesinlikle fajitayı böyle kesmeyin. Böyle şey olsun. Uzun uzun olsun. Bunun özelliğidir. Sarımsağımız çok önemli fajitamızda. Gayet güzel. Özellikle kış aylarında biliyorsunuz sarımsağımız şeydir. Bunu da Kemal Sunal'dan öğrendik. Rahmetli hakikaten filmleriyle büyüdük. Sarımsak böyle ezilir değil mi? Evet, sarımsağımızı da keselim. Bu inanılmaz bir lezzet ve sağlık dolu bir reçete olacak. Şöyle ayıkladık. Kokusu da mis gibi vurdu. Evet. Sarımsağımızı da incecik incecik doğrayalım. Tamam. Biraz daha doğrayalım. Bir tane daha doğrayalım. Malum kış aylarında bir sürü grip, salgın, hastalıklar mevcut. Özellikle şu aylarda bayağı hastalıklar, böyle hastaneler falan doluyor. Hep gazetelerde okuyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Sarımsağı yiyoruz da korkmuyoruz, değil mi? Ömer, yiyor musun sen de sarımsak? Ha? Aferin Ömer.
Benim başarılı ve vefakar kameramanım Ömer de sarımsak yiyormuş. Aferin abim. Şimdi soğanımızı böyle ayıklayalım. Böyle şey yapıyoruz gördüğünüz gibi. Hep uzun uzun yani aynı ölçülerde yapmaya çalışıyorum. Diri olması lazım zebzelerimizin. Bakın diri olması lazım. Erimemesi lazım. Böyle güzel bir lezzet ambiyansı yakalamamız lazım bunlarda. Şimdi de tavuğumuza geçiyoruz. En son turşu da koyacağız. Bakın tavuk göğsünün ilgili bir sır vereyim size. En yumuşak yerleridir bunlar. Bunlara gujon denir aslında. Ya da bonfile, tavuğun bonfilesi de denildiğini biliyorum. Böyle en yumuşak, en güzel yerleridir. Hani ayrı ayrı da satılıyor bunlar şeylerde. Bunlar tavuk dükkanlarında, tavuk şubelerinde. Sadece böyle de alabilirsiniz. Yani tavsiyem hatta böyle almanızdır. Bu yemeği yapmak istiyorsanız. Çünkü bir yemeğimiz ne demiştik? Bayağı pratik, güzel, harika bir yemek. Evet, tavuklarımızı ayrı koyalım zebzelerimize. Şimdi merakla bekliyor arkadaşlar nasıl olacak diye. Bayağı zahmetli gibi gözüküp de çok kolay bir yemek aslında. Gördüğünüz gibi. Lütfen tavukları hep aynı ölçüde, aynı incelikte doğramaya dikkat ediniz. Uzunluğu önemli değil. Zaten o pişime girdiğinde şeydir ama incelikleri falan aynı olsun. Yani bu biraz kriter oluyor yemeği yaparken. Bu arada biz patatesimizi mikrodalgaya atmayı unuttuk. Bunu hemen mikrodalgaya atalım. Tahmini 15 dakikaya kadar bir sürede ne oluyor? Patatesimiz harika bir şekilde çıkacak. Biz bu arada fırınımızı da ısıtıyoruz. 15 dakika fırın 15 dakika boyunca mikrodalgada döndükten sonra fırına atıyoruz. Bir 10 dakikada fırından çıktı mı 25 dakikada kumpirimiz, patatesimiz hazır. Şimdi hem bu yemeği hazırladıktan sonra wrap'ın içerisine sarıp yiyeceğiz. Bir taraftan da kumpir olarak da yiyeceğiz. Ne oluyor? Bir taşta iki kuş vuracağız. Amaç o. Yani zaten Zizi'nin mutfağının, İşte Çıplak Eller programının amacı size sağlıklı fast food, hızlı yemek yapabilmek. Ama bakın vurguluyorum, sağlıklı yaptığımızı iddia ediyorum. Gerçekten çok sağlıklı yapıyoruz. Çünkü gerek pişirme tekniklerimiz, gerek besin değerleri olsun. Hepsi çok güzel. Bu yemeğin yanına bol bol su için diyorum. Yani şöyle kış aylarında, yaz aylarında sürekli hani biz hep yemek tarifi veriyoruz. İşte içecek tarifi vermiyoruz. İçecek olarak da yani kültürümüzün aslında en gözde içeceklerinden biri ayrandır diye düşünüyorum. Yani su ve meyve suyu çeşitlerimiz var. Mesela muzlu sütler var, çilekli sütler var. Bunları hep yapabiliyorsunuz mikserde çocuğumuza. Bir sonraki programda da sizlere birkaç tane böyle meyve kokteylleri falan yaparız, gösteririz. Bu da bir dipnot olarak hatırlatın Ömer şefim, Ömer kameramanım bana, tamam mı? Bir de izleyicilerimize pratik içecekleri de gösterelim, tarif edelim. Evet, şimdi patatesimizi koyalım. Bu arada da mikrodalgada patatesimiz pişerken yemeği yapmaya koyulalım. Çıplak Eller. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yemeğimizi pişirmek üzere yağ koyuyoruz içerisine. Evet, yağımızı koyduk. Böyle çok yağlı yapmıyorum. Bakın, bu kızartma işlemi çok kısa sürseydi zeytinyağıyla pişirirdik. Bazen fazla sürdüğü için stir fry'larda sıvı yağ kullanıyoruz. Bu da size bir dipnot olsun. Hani eğerlim yemek yaparken kısa süreli pişirme işlemlerinde, mesela yumurta da dahil olmak üzere, hani erken pişer, ne yapıyorsunuz? Zeytinyağıyla. Ama zeytinyağı uzun süreli pişimlerde asitlenme yapıyor, faydadan çok zarara dönüşüyor. O yüzden hani bu şekilde pişer.
Bu tavuğun da şurasını beğenmedim. Şurasını bir temizleyeyim. Heh. Evet, bu vücudunuza aldığınız her şey için özenmek lazım. Evet, güzel. Tamam. Şimdi tavukla başlayalım. Tavuklarımızı attık. Evet, sebzelerin hepsini aynı anda döküyorum. Öyle bu şekilde elinize de böyle tahta kaşığınıza da sürekli yer değiştirebilirsiniz. Şimdi biraz daha çukurumsu bir tava olması lazımdı. Bugün böylesine yapıyorum ben. Yani özellikle seçmiyorum profesyonel kapkacak. Her programda bunu vurguluyorum sizlere. Yani inanın çok iyi tavalarım da var. Ama size her zaman spontane bir tava seçip yapıyorum. Çünkü evinizde sadece iki tava olan evler olduğunu biliyorum. Yani işte biz de öğrencilik yıllarında benim evimde mesela tek bir tane tava vardı. Her şeyi onunla pişiriyordum falan. Yani her kitleden insanlar izlediği için böyle şey yapmayın yani. Böyle yemek programlarında gördüğünüz o profesyonel tavalarla falan takılmayın. Her tavayla yemek pişer. Şimdi buradaki zebzelerimiz böyle Çin yemeği gibi. Hasan neyi bekliyorsun? Tamam, sen Hasan işini yap abi. Grillinde pişirsen. Tamam, pişirsen onu. Tamam, yağını koy. Böyle yumuşacık olacak bu. Bunun içerisine ne yapıyoruz? Şimdi biraz karabiber. Biraz karabiber, biraz tuz koyacağız. Evet. Tuzunu atıyoruz. Biraz kekik atıyoruz. Biraz karabiber atıyoruz. Her zaman siz olun. Karabiberi pişime yakın bir sürede atın. Çünkü nedir özelliği? Karabiber yanar. Yanmaması lazım. Hatta çevirmeli karabiberler varsa daha da güzel olurdu. Hasan neyi bekliyorsun? Altını mı yaktın? Tamam. Hasan, mantarla sosisi aynı anda atma ya da çok küçük parçalara böl onu. Çünkü mantar daha geç pişer, sosis daha erken pişer, tamam? Salam koymuyor musun onun içerisine? Salamsız mı? Tamam, biraz daha sosis koyarsan. İnsanlar 30 milyon para veriyor abim onlara. Evet, böyle şey yaptık. Gerçekten şu an çok güzel tutuyor. Gayet de güzel pişti. Mantarı, karabiberi, tuzu, kekiği. Bence harika oldu. Buna isterseniz daha zebze ekleyebilirsiniz. Bence tadı efsane. Tuzu falan çok az daha koyabiliriz. Evet. Zebzesi hem diri olacak hem de pişmiş olacak. Nitekim şu an istediğimiz reçeteye ulaştık. Evet. Yemeğimiz hazır. Şimdi yemeğimizin wrap bölümünü yiyelim. Sonra da kumpir bölümüne geçeriz. Evet, bunları da yurt dışından özel getirtiyorum bu yemekleri. Gördüğünüz gibi grillenmiş gibi gözüküyor.
ısınsın biraz. Burası biraz dağıttık burayı. Tamam. Evet. Yemeğimizin içerisine ne yapıyoruz? Biraz turşu koymamız lazım. Jack Jerkins sos şeyli turşularımız. Evet. Ne demiştik? Yemeğimiz, her şeyi cüllen yaptık. Turşularımızı da cüllen yapıyoruz. Böyle. Muhammed Şef'im, burger sos alabilir miyim? Evet, ekmeğimiz de hazır. Evet, sıcacık pişmiş ekmeğimiz de. Ne yapıyoruz? Harika bir şekilde pişimini ayarladığımız fajitamızı, chicken fajita. Bunu aynı şekilde etten de yapabilirsiniz. Böyle koyuyoruz. Turşularını bol seviyorum. Bayılıyorum hatta. Ben biraz daha acı sos seviyorum. Hasan, acı sos da verir misin canım bana lütfen? Evet, biraz daha karabiber koydum içerisine. Hasan. Evet. Ne yapıyoruz? Biraz da süsleyelim yemeğimizi. Tamam. Böyle domatesini de koydum. Evet. Şimdi ne yapalım? Fajitamızın bir tadına bakalım değil mi? Gerçekten çok güzel gözüküyor. Pratik. Kaç dakikada yaptık Ömer'cim bunu? 5-10 dakika falan sürdü değil mi? Şimdi fajitamızın bir tadına baktıktan sonra ne yapıyoruz? Kumpirimizi yapıyoruz. Bakın malzememiz duruyor burada. Evet. Harika bir tat. Kesinlikle domatesi yanına çiğ koyup pişmemiş bir şekilde yemek bu lezzetini daha da artırdı. Bazıları bunun içerisine pişmeye yakın mısır da koyar. Bu tamamen sizin tercihiniz. Hani böyle bir şey de var. İsterseniz koyabilirsiniz. Ben bu aralar çok kilo almaya başladım. Gerçekten çok lezzetli yapıyorum. Yani böyle bir şey olamaz ya. Muhammed, gelir misin abim? Burak, hadi gel yine. Gel yine Burak, hadi gel. Hadi yine iyisin Burak. Hadi Hasan, götür şunu. Götürt Hasan, götürt. Hasan şefim inançlı bir çocuktur. O yüzden sakallarına karışmıyoruz. Onlar da sünnet biliyorsunuz. Bunu da söylemeden yapamayacağım. Osman gel abim. Oğlum gelin yiyin, ne çekiniyorsunuz ya? Burak gel abim. Benim yakışıklı paketçim Burak. Hadi Burak'cığım, sen makarna sevmiyordun. Evet. Hadi bak bakayım bunu abin güzel yaptı mı? Bir yorum yap bakalım bize. Osman, programa katılmayan yemek yemiyor, kusura bakma. Öyle kamera arkasından uzat abi, uzat abi yok. Değil mi? Tamam. Başka denilecek bir şey yok yani, süper. Gerçekten güzel.
Burak bunu nasıl yaptık biliyor musun? Hani evde sen de yap. Wrap ekmek şurada. Gördüğünüz gibi. Yani şu wrap ekmek marketten alıyorsun. Marketten işte renkli biber çeşitli renk alıyorsun. Tamam. Soğan, sarımsak. Tavuğu ince ince doğruyorsun böyle parmağın kadar. Hepsini aynı anda yağ koyup tavaya atıyorsun. Sıvı yağ. Ayçiçek yağı. Pişiriyorsun biraz. Çok kıtır kıtır olmayacak. Şey olmayacak yani böyle ne kıtır olacak ne çok eriyecek. Tavuk zaten pişti mi kendini gösteriyor burada gördüğün gibi. Zaten tam kıvamında. Belli aha, yani. Değil mi? O tabii yani evet. Çok güzel. Yani mantar falan da koyuyorsun Burak. Böyle her şeyin tadını veriyorsan. Her şeyin tadını ayrı ayrı alabiliyorsun. Evet, yani aynen. Zaten çok pişse erir o. Yapışır birbirine. Lezzet algılayamıyorsun. Aynen öyle. Tamam. Burak ondan sonra işte bunu tost makinesinde ya da fırında ısıtıyorsun. Hani böyle profesyonel grill ortamı yok olmadığı için evinde. Sonra pişirdiğin yemeği içerisine koyuyorsun. Bu arada biz tuz, karabiber, biraz da kekik attık içerisine. Kuru kekik attık. Taze kekiğimiz de var. Biraz turşu doğradık içerisine. Biraz acı sos koydum ben. Bu kadar Burak. Yani gerçekten çok kolay, çok pratik. Şimdi bu aynı yemeği fajita kumpir olarak da yapacağız. Şimdi patatesler çıkıyor. Onunla tadına bakacağız inşallah. Afiyet olsun Burak. Programımıza katıldığı için teşekkür ederim. Çıplak ellerin testleri oldum. Her programda bizi artık eşlik ediyorsun. Buradan sevgili Burak'ın da tüm ailesine, tüm Veyseliler mahallesine, değil mi Burak? Tüm Burak'ın baryasına da el sallayalım. Teşekkür ederiz Burak yemeklerimizi tattığın için. Gerçekten afiyet olsun Burak. Yani bir gün bizi şaşırt. Sen de yap böyle bir şey. Sen yapıyorsun bu işi. Bu yemeğin sorusunu yap. Avokado olsa pişirmeden böyle avokadoları rendeleyebilirsiniz. Şey yani kesebilirsiniz. Yumuşak avokado. Yani çocuğunuz ya da işte aile bireyleriniz inanın bu yemeğin içerisinde avokadonun öyle bir aromasını hissedecek. Ama öyle sağlıklı bir şey ki zaten. Yani o da çok böyle dipnot aklıma geldi. Hani biz koymadık ama avokado da olsa çok güzel olurdu. Evet, kumpire geçiyoruz. Çıplak eller. Evet, şimdi şeyimiz de geldi, patatesimiz de geldi. Patatesimizi ne yapıyoruz? Böyle açtık. Patatesimizin içerisine peynir, yağ, tuz falan her şeyi koyabiliriz. Ben biraz sade yemeği seviyorum. Benim tercihim. Yine söylüyorum. İçerisine patatesin, yağ, tuz ve peynir koyabilirsiniz. Evet. Ben... Böyle koyuyorum. Evet. Evet, turşularımızı da koyuyoruz. Böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde. Fajitamızın da bir tadına bakalım. Evet. Turşu tarafından da alayım ha.
lezzet olamaz. Gerçekten harika oldu. Evet, çocuklar abimize biraz daha ver diyorlar. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Çocuklara ne kadar kaldıysa koyuyoruz. Evet. Bu kadar kısa sürede bu kadar olumlu ve güzel bir lezzete ulaşmak gerçekten bu sektörün herhalde en güzel şeyi olsa gerek. Hasan'ım. Evet. Arkadaşlar. Fajita isteyen var mı? Evet. Fajita Burak. Muhammed Şef'im. Başka isteyen var mı? Hasan. Yer misin? İster misin? Tamam. Şöyle böleyim. Hasan Şef'im. Al. Götürt abi bunu hemen. Burası kurtlar sofrası. Yutarlar Hasan bunu hemen. Evet, başka kim var? Gel bakalım. Ebu Cabbar. Gel abim sen de. Türkmenistanlı yeni personelimiz. Ben de şu domatesi de böyle yanına koyayım kumpirimin. Böyle keyifle yiyeyim ve size tekrar yemeği nasıl yaptığımı anlatıp programın yemek bölümünü kapatalım. Sonra isterseniz bir söyleşi yaparız. Evet, şu an kokular konuşuyor, aromalar konuşuyor, lezzet konuşuyor gerçekten. Harika bir pişim, iyi ayarladık. Gösterdim de size nasıl yapıldığını. Patates, yani uçak parçası yapmadık. İşte bir mikrodalgaya attık. Gördüğünüz gibi mikrodalgadan çıkarıp fırına attım 10 dakikada orada. Dışı sertleşti. İçi yumuşacık zaten. Yani o kadar içi lezzetli ki patatesin sade aromasıyla bile harika. Yani böyle hani böyle çok lüks restoranlarda yediğiniz o pahalı yemeklerden bir fark yok gibi yani. Gördüğünüz gibi maliyeti de gayet düşük bir yemek. Pratik, basit bir yemek. Artık bu yemeği yaparsınız diye düşünüyorum evlerinizde. Kusura bakmayın. Yemek o kadar lezzetli ki programı falan unuttum yani. Biz Ömer'le çekim arası hadi bir tadına bakalım dedik ya. Önce bir yiyelim dedik ya, her şey bitti. programda o zaman şey bölümüne girdik şimdi, sizlere elveda bölümüne girdik. Evet, bu hafta da güzel bir yemek yaptığımızı düşünüyorum. Yemeğimizi bir toppingle, bir içerikle iki farklı şekilde sunum yaptık. Her iki şekilde inanılmaz lezzetliydi, inanılmaz güzeldi. Gönül ister ki bu yemekleri siz de evlerinize böyle yapın, yiyin, deneyin. Zaten programın amacı da bildiğiniz gibi işte evlerimizin yemek kültürümüze bir şeyler katabilmek. İnanın en basit ve en kolay şekilde sizlere bu yemekleri hazırlıyoruz, yapıyoruz. Çok çok emin olduğum bir şey var. Evde yaptığınız yemeklerin kesinlikle daha fazla zaman aldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazen bir mole yağ pişirmek falan ya da zaten bir bence daha uzun sürüyor. Pişim süresi de daha uzun zaten. Ya da işte bir patates fırında yapmak bile bazen belki çok kolay ama pişim süresini düşündüğünüzde belki bazen çok uzun sürebiliyor. Yani bu yemeği gördüğünüz gibi 10 dakikada pişirip yemeye başlayabiliyorsunuz. İşte çıplak elle sizlere bu hafta fajita, tavuk fajita wrap ve tavuk fajita kumpir hazırladık. Bizi izlediğiniz için, programımızı gerçekten sürekli takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu inanın benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Niye mi? Çünkü işte 2002 yılında çift sıfır kaydı.
2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne başladığım yıllarda ki en büyük hayalimdi işte restoran açmak. Gördüğünüz gibi Zizi Pizza bütün Kıbrıs tarafından tanınan bir marka yarattık. İşte her zaman reçetelerimizle, lezzetimizle, verdiğimiz emekle inanın en iyilerden biri olduğumuzu biliyorum zaten. Yani halkımızın da zaten hep her zaman bu şekilde yorumlarını alıyorum. İşte programımızın formatı gereği de yani tek kamerayla ve hiçbir çıkar gözetmeksizin çektiğimiz tamamen gönül işi zaten. Bu güzel çıplak elleri programıyla da işte yaklaşık 300-400 herhalde yemeği bulduk, yapıyoruz. İşte haftalardır, aylardır, yıllardır böyle çekiyoruz. Ve çok farklı, çok böyle uğraş gerektiren yemekleri de yaptık. Ama işte her zamanki gibi amacımız böyle çok pratik, hızlı ve kolay yemekler zaten bütün programımızın formatı da. Yani sizlere bu kadar bir emeklerle işte hani 19 yıl olmuş galiba sektöre gireli. İşte ondan da bir öncesi var 3-5 sene. Hani İngiltere'de işte böyle çıraklık yaptığımız, hatta bulaşıkla başladığım, girdiğim bir sektör bu yemek sektörü. İnanın bütün hammallığını çektik. İşte bu günlere gelene kadar sizlere bu sunumu yapana, hazırlanana kadar inanın çok badireleri atlattık. Çok köprüden sular geçti. İşte gönül istiyor ki sizlerin de hani bu kadar emek verdiğimiz, inandığımız, çıktığımız bu yolla sizlerin de bu yemekleri denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani inanın çok güzel yemekler yapıyoruz. Ömer Vailio. Ben de bu arada bu yemek sektörüne girdiğimde 60 kiloydum. Şu an 100 kiloyu geçtim galiba. Bayağı büyüyorum yani. Büyüdüğümü hissediyorum. gerçekten yemek yapmak, anladım ki yemek yemeyi sevmiyorsanız yemek de yapamazsınızmış. Bu böyleymiş. Bu da işte bugün mesela yeni bir yemek denemiştim. İşte bu yaptığım yemekte yani böyle çok her zaman yediğim yemeklerin dışında bugün birkaç bir şey daha denedik ve atıştırdık. Gerçekten öyle. Sizlere tavsiyem şu güzel artık kışın en derin noktalarından artık bahar bölümüne geçiyoruz. Önümüzdeki aylar artık Mart, Nisan, yani biraz daha havaların ılımlaştığı ve işte deniz hazırlıkları yapmaya başlayacağımız aylara giriyoruz. İşte sonundaki programlarımızda da sizlere hafifleştireceğiz reçetelerimizi, menülerimizi. Artık bahar yemeklerine dönüşeceğiz. Bir sonraki programımızda da sizlere az önce bahsettiğim gibi güzel birkaç içecek gösteririz. Birkaç tane de hadi kinoalı salatalara geçelim yine. Çok güzel. Yazın gerçekten yani gardırobunuza o beğendiğiniz elbiseleri girebileceğiniz salatalara geçelim. Bir sonraki programımızı da lütfen takip etmeyi, bizi izlemeye devam edin, takip edin. Hani şey yapıyorum, olur ya, fragman yayınlıyoruz şu an. sizleri çok seviyoruz. İnanın sizlere verdiğim değeri, müşterilerime verdiğim değeri programımda hep böyle dile getiriyorum. İşte bir de direkt olarak söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen çıplak elleri ve yemeklerimizi deneyin. Çıplak eller. Bye bye.